Bizim hocam çok erken öğrendiğimiz bir bilgi vardı kaynatmaya dair. Bir su işte fokurma, fokurdamaya başladığında ve 100 dereceyi gördüğünde evet, mikroplar doğru. ölürdü. Benim de arkadaşlarım bugün bir aparat almışlar, şöyle basit bir aparat e, ve suya daldırdığınızda hatta biraz önce kaynattığımız bir suydu. Bir yandan da ben bunun ölçümünü de yapıyor olayım, şöyle içine daldırayım. 100 dereceyi görecek mi bu su? Biraz altına düşmüştür. E, evet. Peki hocam, e, mikrop kırılmış mı demek olacak artık? İç içinde tabii 100, bakteri yok mudur artık yok. yüzü görmüş bir suda? Hayır. E 100 derecede işte 2-3 dakikayı geçen bir kaynama suyu, 5 dakikayı eğer buluyorsa zaten herhangi bir mikrop, canlı bir mikrop kalmaz. Hı -hı. Onu soğuduktan sonra rahatlıkla kullanabiliriz. Hı -hı. Evet ama tabii başka kimyasallar karıştıysa bu kaynatmakla bu kimyasallarda herhangi bir e, değişiklik olmaz ve onlar eğer zararlıysa tabii ki bu yine zarar bize bulaşabilir. Hı hı. O açıdan e, onu uzun vadede artık onu, göreceğiz. Şu onu, an evet, daha bilemiyoruz onu herhalde. E, yani mikroplar kaynamakla e, 100 derecede ölürler. Evet şu anda 64 derece son geldiği nokta. Herhalde 100 dereceyi görmüştü. Ama kaynama en azından bakteriler için Yeterlidir. bir çözümdür ama diğer kimyasallar için Değilir. çok bir faydası evet. yok diyoruz. En azından bakteri. Çünkü ben hakikaten o şeyi yaşadıktan sonra böyle sabah dişlerimi fırçalarken bir tedirgin olmadım değil hocam. Yani yutmamaya özen gösteriyorum elbette ki ama ama gene de ister istemez bir miktarda olsa hani bir, bir hafta falan e, herhalde kaynamış suyu soğutulduktan sonra onlarla bu tip şeyleri yaparsak diş fırçalamaları hı hı, falan hı. E, herhalde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet yine hocam yeşillikleri çok sormak istiyorum çünkü e, yeşillikler konusunda da işte hep uyarıyorlar bizi bu bu son afete bağlı olarak da değil genelde bir şey lütfen yeşilliklerinizi çok iyi yıkayın diye şimdi arkadaşlarım aldığı gibi önüme hiç yıkamadan koymuşlar. Görüyorsunuz sevgili izleyenler üzerinde her türlü işte e, tabii ilaçları göremiyorum ama en azından toprağı görebiliyorum. Evet. E, kiri görebiliyorum şu uç kısımlarında gene e, mutlaka ilaç kalıntıları da vardır. Bunları temizleme yöntemimiz ne olmalı hocam? Yani bir kere e, normal e, musluk suyuyla en az 3-4 kere yıkanması lazım. 4 kere yıkanması lazım. Hatta bir müddet suda kalması lazım. Daha sonra da bir müddet suda kalmanın faydası var. Örneğin yarım saat bir tuzlu suda kalırsa çok daha faydalı hı hı. olabilir. Sirkeler var gene. Elma Sirk. sirkesi, beyaz sirke var şimdi meşhur ve evet. üzüm sirkesi. Klasik Klasik bizim üzüm sirkesi yeterlidir. Bunu bir şeye iki bir dolu su bardağı sirke koyarsak şöyle bir kaba yetecektir. Bununla bir yarım saat durması yeter. Ama bu çamurların e, mutlaka temizlenmesi lazım çünkü çamurun içinde gizlenecek mikroplar olabilir. Hı hı. Yani ne kadar yıkansa eğer çamur varsa o, o yıkanmamış sayılabiliyor. Hı hı. O açıdan e, mutlaka çamurların temizlenmesi lazım. E, onun haricinde tuz tuz da bir mikrop öldürücüdür hakikaten. Hı, hı. Tuz da e, şey e, mikroplar yaşamaz. O zaman hocam bir miktar hani e, salatalarımızı tuzlayıp yemekte bir çözüm o zaman aslında değil mi? Tabi e, tabii olabilir. Aha. Olabilir. Ee, yani tabii çok tuzdan uzak duruyoruz ama. Kabuklu e, Sebzelerimizi kabukları yani salatanın kabuğunu soyarsak şimdilik geçici olarak ama hı -hı, devamlı hı -hı. değil şöyle bir 10-15 gün çünkü henüz bir salgın şeyi yok hı -hı. acillere gelen ishallerde tamam e, hı -hı. var artış var ama mevsimsel artış hı -hı. her mevsim her yaz mevsiminde gördüğümüz. E, ishal karın ağrıları. Onlar da büyük oranda şimdilik su kaynaklı gözükmüyor da gıda kaynaklı gözüküyor. Ha, Gıda zehirlenmeleri değil gıda mi Gıda zehirlenmeleri Aha. şeklinde oluyor. Özellikle e, biraz sonra bahsederiz belki tavuk yiyenlerde. Hı hı. Yani biz soruyoruz ishal veya karın ağrısı veya bu şekilde. En son diye. ne yediniz? Ee, evet o <laughs> arada ne yediniz? Tavuk yediniz mi dışarıda? Hı hı. İlk sorumuz ben bu. Ben yazın herhalde e, tavuğu bir ya da iki defa yiyorum. Çok güvendiğim ya da kendim evde pişirdiğim zaman. Çok tedirgin oluyorum tavuk yerken. Öyle bir şey kazınmış hep aklıma e, nedense. Dikkatli olmak lazım. Hı. Aldığım o son kullanma tarihi veya korunma çok önemli hı hı. tabii ki son kullanma tarihi normal olur da transfer sırasında sıcakta çözdürüp kalmıştır. çözdürüp veya tekrar, tekrar dondurulmuş, dondurulmuş olabilir. olabilir. onu tabii ki biz bilemiyoruz. Hı hı. E, o açıdan e, mümkün mertebe yani tavuk yiyelim ama mümkün mertebe ben şöyle diyeceğim dışarıda böyle hazır satılan hı hı. tavuk gruplarına hazır satılmış e, böyle yumurtalı hı hı. E, şeyleri ha, ve mesela tavuk dönerlerden hı hı. biraz uzak dur uzak durmamızda fayda Hı, var. Aslında dönerlere iyi ki söylediniz hocam. Şimdi o da benim dikkatimi çekiyor. Çünkü bir de e, açıkta <laughs> özellikle olan hani kapalı mekanlarda değil de bir de açıkta olan dönerler var ya gün boyunca şimdi sabahtan takılıyor onlar oraya. Bir de mesela araba egzozu gelip gidenlerin evet. bir sirkülasyonu evet. var. Hep onu düşünüyorum. Yani hani onları ne kadar ateşin önünde de olsa hani orada bir ısı var belki evet. yüksek bir ısı ama o ısı yeterli mi üzerine gelen mikrobu öldürmeye acaba? Bab. Tavukta bazen yeterli olmayabiliyor. Eğer içine bir salmonella dediğimiz bir hı hı. mikrof varsa ki esas bu e, ishalleri yapan e, bu yaz ishallerine tavuktan e, bulaşacak e, bu ishal grubunu e, salmonella hastalığı söz konusu olabiliyor. E, i̇şte tifo dediğimiz Aha. hastalık bu tifo. Ee, şey yazın paratifo şeklinde ortaya çıkıyor. Genellikle paratifo AB ama fark etmiyor. Tifo tifodur diyoruz biz. Hı hı. Ee, onların biraz daha e, uzun tedavi edilmeleri gerekiyor tıbbi olarak da. Yani bir haftalık değil de en az iki hafta tedavileri tıbbi olarak gerekiyor ve tıbbi kontrol altında olmaları gerekiyor. Yani bir tavuk zehirlenmesi oldu veya hı hı. ona bağlı bir ishal oldu bir şahısta olabilir. E, doktora da gitmedi Hı -hı. İki gün sonra geçti e, bu tehlikeli olabiliyor niye bu mikrop yerleşiyor Hı -hı. ve daha sonra orada daha direnç kazanarak Hı -hı. daha aktif ve gra e, grav şekilde dediğimiz Hı -hı. yani daha korkunç bir şekilde e, karşımıza çıkabiliyor Evet, Hocam masaya doğru geçelim mi hem orada bu konuşacağımız şeyler de var sizi yormazsam şöyle alayım sandalyemizi de bir yandan Al. buyurun Al. Evet tavuklarımız var mesela tavuklarımız da bir süredir açıkta kaldılar. Hemen hocam ishalden söz etmişken şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz şu soru akıllarına geleceklerdir. Hem kendileri hem çocukları için sormuş olayım. Ee, sabah ya da işte akşam başlarına böyle bir şey geldi. Birden bir ishal oldu. Ateşte eşlik etti. Kusma da eşlik etti. Hani hep derler ya kusmayı ve ishali birden belki de kesmemek lazım gıda zehirlenmesi için. Davranışımız ne olmalı o konuda hocam. Şöyle e, bir ishal oldu. Eğer ateş yoksa hı hı. E, biraz beklenebilir. Hı hı. Ama ateş varsa mutlaka bir hekime başvurmak lazım. Hı hı. Ateş bizim için önemli. E, ishal ve karın ağrıları ağrı da varsa bir şekilde gidilebilir. Ama isale biz e, bir iki sefer bağırsakları boşaltabilir. Hı hı. Ama e, iki üçten fazla bir ishal şeklinde gidip çıkıyorsa insan mutlaka hekime gelmesi gerekiyor. Hı hı hı. Çünkü hani e, bunun sebebi şu bazen değişik proteinler de e, ishal yapabiliyor. Mesela e, ete bir keçi eti karıştırılmış hı hı. veya başka bir grupta ete karşı o ete karşı bir e, alerjiniz var. O bir iki ishal yapabilir. Ama bu genellikle e, Karın ağrısı bazen yapar ama ateş yapmaz. Ateş, yap. ateş yaptığı anda mikrobik demektir. Ateş bir savunma mekanizması. Hı hı. Bağırsaklardan mikrobun artık kana karıştığını gösteriyor. Hı hı. Kan reaksiyon veriyor buna. Hı hı. Ve biz bunu kan tahlillerinde de görüyoruz. Ee, o açıdan onların mutlaka bir antibiyotik tedavisi altına alınması gerekiyor. İstallerinin de durdurulması gerekiyor. Serum tedavisi gerekiyor. Elektrolitleri bozulabiliyor. Ee, o açıdan elektrolit desteği gerekebiliyor. Hı hı. Ee, tabii başka yan hastalıkları varsa onlar bir anda e, bir artabiliyorlar. ...bir herhangi bir kalp yetmezliği olabilir... ...böbrek yetmezliği olabilir... ...onlar da tetikliyor her şey şeker hastalığı falan. Hocam bazen mesela aynı gıdadan... ...tüm ailenin fertleri yiyor ama... ...tek bir kişi zehirleniyor. Bu biraz da bahsettiğiniz o... ...onun intoleransı olma ihtimalinden de mi kaynaklanıyor... ...ya da bağışıklık sistemi düşük olmasından mı kaynaklanıyor? Ya bu soru kişinin? çok geliyor aslında. E, ya hepimiz yedik ama... Niye ...ben bitirin? de baş, evet. e, oldu. Olabilir. Yani bir gıdanın belirli bir parçasında mikrop vardır hı hı. o onda hastalık ona yapmıştır gelmiştir. ona hı. denk gelmiştir Diğerlerine yapmayabilir bu o, mikrobik olmadığını göstermiyor hı hı. Onları da biz e, mutlaka tedaviye e, yani gerekiyorsa tedaviye alabiliyoruz yani olabilir hı hı. mikrobik olma ihtimali bunun da fazla Evet yine hocam bu dönemin e, bir başka hastalık sebeplerinde havuzlar. Havuzlar konusunda bizi nasıl uyarırsınız? Onunla ilgili ne gibi rahatsızlıklar hastanenize geliyor? Evet. Havuzlar, havuzlar meşhur. İşte eskiden beri havuzlarda bizim e, tabii e, iki tip, üç tip hatta hastalık şekli oluşabiliyor. Dört dört de olabiliyor bu. Hı -hı. Birincisi e, havuz e, mikrobunun e, suyla beraber yutulmasıyla Hı -hı. bir gastroenterit dediğimiz bir ishal yine Hı -hı. Biraz önce bahsettiğimiz Hı -hı. durum söz konusu olabilir. Bir diğeri havuzlardan mantar kapma ihtimalimiz çok fazla. Hı -hı. Bu genital mantarlar Özellikle da olabilir. Kadınlar, evet. evet ve idrar yolu enfeksiyonları da olabilir. Cilt mantarları da olabilir. Hı -hı. Özellikle havuz kenarlarında mutlaka ter, kendi terliğimizle yürümemiz lazım Hı -hı. ve mutlaka daha sonra Güzel bir kurulayıp e, ve kuru bir şekilde daha sonra sabunla hı hı. yani duş alırken iyice ne ayaklarımızı sabunla antiseptiklememiz lazım. Hı hı. Bir diğeri de idri, mevcut olan idrar yolu enfeksiyonlarını veya böbrek enfeksiyonlarını biz bir, ni, hı hı. piyonefrit diyoruz bunlara Kronik hı hı. piyonefrit. Uyuyorlar ama tetikleniyor Her, mu o Bir anda tetikleniyor. Hı hı. Bunun da en büyük sebebi soğuk. Yani e, mayolar, ıslak mayolarla havuz kenarında durmak, ıslak mayolarla durmak e, bir şekilde böbreklerimizi üşütebiliyor. Hakikaten böbrekler üşüyor. Hı hı. Üşüdüğü zaman e, eğer gizli bir mikrop, gizli bir enfeksiyon varsa o e, aktif hale geçiyor ve bir piyol dediğimiz böbrek iltihapları meydana gelebiliyor. Hı hı. Veya... Enfeksiyonu vardır şahsın hı hı. idrar yolu veya böbrek. Biz bunlara havuzu yasaklıyoruz. Tedavi edinceye kadar hı hı. ortalama bu bir 15 gün bir ay olabiliyor. Hı hı. Yani e, idrar yolu enfeksiyonu olanlar e, kesin ve kesin e, belirli bir müddet bunun tedavisi bitinceye kadar hatta Hı -hı. bittikten bir hafta sonraya kadar havuza girmemeleri gerekiyor. Hı -hı. Özellikle kadınların sistit problemi çok Kadınlarda feladır. daha çok evet. tabii ki. Kadınlardaki Tetiplenme anatomik yapı a, nedeniyle Hı -hı. de çok kolay enfeksiyon a, böbrek yollarına gidebiliyor. Hı -hı. Bu da a, yukarılara böbreğe kadar çıkabiliyor. Evet. O o Bunlar bizim için 3-4 hastalık çok önemli. <laughs> evet yine klimada yani yazın şimdi düşününce aslında çok hoş bir mevsim gibi e, biz tabii kötü taraflarını konuşuyoruz ama denizde bir o kadar şifa biraz onu da konuşuruz. Klimadan e, ne açıdan korunmalıyız hocam? E... Klimada çünkü bir bakıyorsunuz yani klimadan oluşan gribi geçirmek bazen bir ayınızı alıyor Anabiliyor. zaten yaz bitti Anabiliyor. sonra da. <laughs> Bu da iki şekilde olabilir. Birincisi klimanın vermiş olduğu soğuk havanın e, direkt vücuda, boğaza özellikle Hı -hı. etkileyerek boğazdaki gizli mikropları aktive etmesi. Hı -hı. E, özellikle bu arabalarda da olabiliyor. Arabalarda eğer e, klimayı direkt yüzünüze çevirirseniz tehlikeli. Boğazınız, hepimizin boğazında Hı -hı. mikroplar var. Hı -hı. Bunlar iyi mikrop, kötü mikrop ama mikroplar var. E, eğer kötü bir mikrop varsa yani enfeksiyon yapabilecek, Hemen aktive oluyor. Biz mesela soğuk algınlığı diyoruz ama hı hı. bu soğuk algınlığı değil mikrobik bir şey. Hı hı. Yani e, tabii soğuk alıyoruz ama hı hı. soğukta mikroplar çoğalmaya başlıyorlar. Hı hı. E, gizleniyorlar sıcakta. O açıdan e, bu enfeksiyonu olabilir klimalardan. Bir diğeri de klimanın kendisinde bir mikrobik bir e, ortam oluşmuştur. Temizlenmemiştir hı hı. uzun süreler. Çeşitli zatürrelere kadar, kadar giden, e, bir mikrobik durum olabiliyor. İşte isi, hı hı. tıbbi isimlerini söyle, söylemiyorum. Hı hı. E, bunlar çok tehlikeli. Bunlar ölüme götürebiliyorlar. O. O açıdan klimaların hakikaten temizlenmesi lazım. Hı hı. Yani senelik bir kere mutlaka Klimaların temizlenmesi gerekiyor. Arabalarda da öyle. Hafife Araba almamalıyız. Yani Araba klimalarını biz temizlemiyoruz. Eee evet. yani Onların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Ev hı. klimalarında öyle. Yani o mikroplar oradan hastanelerde öyle. Hı hı. Hastaneler kendileri tabii yapıyorlar bunu ama hı hı. atlayan hastaneler olabiliyor. Hı 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 hı. O açıdan e, yani klima hastalığı iki şekilde ya soğuk ya da Klimadan gelen direkt mikroplarla olabiliyor. Filtrasyonunda evet. kaynaklanan temizlenmemesine evet. bağlı bir sorundan dolayı ki ölümcül bile olabilir diyorsunuz. Ne evet, kadar önemli sevgili izleyenler lütfen filtrelerinizi ihmal etmeyin.